Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili kardeşler. Kanalımıza ve bana önem veren arkadaşlar. Küçük bir rica ile başlayabilir miyim? Ya birkaç abone daha olursa 27.100 aboneye ulaşmış olacağız da. Birkaç abone talep etsem. Hani birkaç kişi ricam üzerine abone olsa olmaz mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Bu videoyu izleyin. Hoşunuza giderse abone olun. Nasıl? Anlaştık mı? O zaman başlayalım. Joshua King sakatlıktan kurtulamadı. Bu haberle başlayalım. Şimdi Fenerbahçe kariyerine başladı. Kötü bir başlangıç yaptı. Sönük bir futbolcuydu. Sonrasında ligde ve Avrupa'da oynadığı maçlarda 3 gol 2 asist yapmaya başladı. Tamam dedik. Başlangıçta sönüktü ama adapte oldu. Artık süper bir hale gidiyor. Dediğimiz anda yaşadığı sakatlık nedeniyle hem formundan hem formasından uzak kaldı Joshua King. Ve sezonun şimdiye kadarki bölümünde hani oynayamadığından dolayı beklentileri karşılayamadı. Doğru mu arkadaşlar? Buraya kadar herhangi bir sıkıntı yok. En son 15 Eylül, 15 Ekim, 15 Kasım. Bakın 2 aydan daha uzun bir süre önce deplasmandaki Ren maçında görev yapıyor. Norveçli oyuncu Süper Lig'de 3 maçta sahada yer alıyor. Bir mücadeleyi yedek kulübesinde tamamlıyor. Ligdeki 9 karşılaşmayı ise sakatlığı nedeniyle kaçırıyor. Yani 5 Avrupa Kupası maçında forma giyemedi sakatlıktan dolayı. 2 maçta kadroda ama süre alamadı. Dünya Kupası arasında artık bugün başlıyor Dünya Kupası. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah hak edenin kazandığı, seyir zevkinin yüksek olduğu ve Fenerbahçe'nin de işine yarayacak işlemlerin, sonuçların olduğu bir Dünya Kupası izleriz. Hani ben elimden geldiğince mesela Fenerbahçe futbolcularının olduğu takımlarının maçını izleyip onun sonrasında böyle kısa bir yayın açma planım var. Mesela ben Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum. Öyle hissediyorum. Belki Brezilya maçlarından sonra, belki de çok böyle olaylı maçlardan sonra canlı yayına gireriz, muhabbet ederiz diye düşünüyorum. Şimdi King sakatlıktan tamamen kurtuldu. Bilginiz olsun. Ve teknik direktörümüz Jorge Jesus'un verdiği özel plan program dahilinde çalışmalarını sürdürdüm. 25 Kasım'da göreceksiniz arkadaşlar. Çalışmalara başlayacak. Burada çalışmalara başlayacaktan kastım artık takımla birlikte idmanlarda yer alacak ve özel programını bitirip bu şekilde bir adaptasyon sürecine tekrardan girecek. Sanki yeni transfer olmuş gibi bir şekilde Fenerbahçe kariyerini bir nevi yeniden başlatacak arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. İkincisi, Fenerbahçe'den savunma hamlesi milli yıldız gündemde diye bir haberimiz var. Arkadaşlar bu haberde baştan sona şunu anlatıyor. Ben bu haberi çok kısa geçiyorum. Çünkü çok göreceğiz bunları. Yani Kaan Ayhan'dan bahsediyor. Listede bu. Ve ezeli rakiplerin devreye girmesi bu transferi zor hale getirdi. Fenerbahçe'de dedi ki ulan Kaan Ayhan'ı madem alamıyorum başka birini alayım dedi. Çünkü öncelik savunmada stoper istiyor. Samet Akaydın'ı alayım dedi. Samet Akaydın'ı da alayım derken Samet'in bağlı bulunduğu kulübün başkanı da yüksekten uçunca o da olmadı. Dedi ki hem Kaan'ı alamadım hem Samet'i alamadım. O zaman ben Mert Müldür'ü alayım. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bak yanlış anlamayın beni ama. Mesela kim olsun Emre Mor. Diyelim ki Emre Mor'u Fenerbahçe 4 milyon euroya aldı. Çok da iyi bir çıkış sergiledi. Hani milli takıma seçildi şöyle böyle. Ve küçük bir sakatlık yaşadı. Emre Mor'u kaça satarız biz? Yani mesela sakatlığı da iyileşecek diyelim şu Dünya Kupası arasında. Ve bugün de teklif var. Bak 4.5'a aldık. Dersiniz ki hocam yani 8-9 en az. 8-9'a satmıyorsan. Peki Mert Müldür'ü sana kaça satacaklar? Ya ısrarlı bir şekilde söylüyorum arkadaşlar. Bakın dile çok kolay geliyor. Bak Hatem Ben Arfa mesela. Ben Arfa göz bir arar kulak bir din şey yapar. Hatem Ben Arfa'yı merak içerisinde sorar. Hani gelmiyor mu diye. Bile bile gelmeyeceğini. Mert Müldür de böyle dillere pelesenk oldu. 23 yaşındaki oyuncu sakatlandı ve birçok maçı kaçırdı. Daha Mert önümüzdeki ayda idmanlara başlayacak.
Ocak ayından itibaren formasına kavuşması bekleniliyor. Ha şu var. Mert Müldür'ü niye bu kadar çok paylaşıyorlar? Şu yüzden arkadaşlar. Savunmanın her iki kanadında yani sağ bekte sol bekte oynayabiliyor. Ancak üçlü savunmada stoper olarak da görev yapabiliyor. Yani üçlü savunmada kenar stoper olarak kullanılabilir Fenerbahçe'de. Çok yönlü bir oyuncu. Ama şu şartlarda zor. Ben Mert'i 2024'e kadar beklemeyin diyorum. Bak arkadaşlar dediğimi tam anlayın. Mert Müldür'ü 2024'e kadar beklemeyin. İyi de hocam madem beklemeyelim. O zaman niye haberlerde değiniyorsun? Arkadaşlar her gün bir haberi çıkıyor. Her gün. Hani bugün de yalanlıyorum. Bugün de yalanlıyorum demek yerine anlatıyorum. Kanala yeni abone olmuş olanlar olur. Mesela benim ricamı kırmayıp şimdi abone olmuş olan arkadaşlar olur. Derler ki bak adam takipçilerini önemsiyor. Ne güzel. Bilinen bilgileri dahi tekrar ediyor. Bu adam takip edilir falan desinler diye. PR kasmaya çalışıyorum. Şaka bir tarafa. Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki'den Dmitri Barinov açıklaması. Şimdi ben bu haberi okumadan önce hani küçük bir göz gezdirdiğim için söylüyorum. Ya arkadaşlar her transfer döneminde illaki Fenerbahçe'ye öneri gelir. Şu ana kadar da bayağı öneri geldi Fenerbahçe'ye. Hani şunu alsanız mı? Hani şunu isterseniz getirebiliriz. Şunu düşünür müsünüz diye. Arkadaşlar bir transfer döneminde belki abartıyorum diyeceksiniz ama 100 ila 600 arasında futbolcu öneriliyor Fenerbahçe'ye. Bakın herhangi bir transfer dönemi Ocak ya da yaz dönemi olması fark etmiyor. 100 ila 600 arası futbolcu önerilebiliyor. Hocam 100 sayısı çok yüksek bir sayı. Bak tamam atıyorsun bari de ki 600'e kadar de. Arkadaşlar en az 100 tane şey yapıyorlar. Menajeri geliyor şu şartlarda getirebilirim. Öbürünü menajeri getir bu şartlarda getirebilirim. Hani sosyal medyada birçok haber duyuyorsunuz ya. Bugün de bu gelmiş, şu gün de bu gelmiş diye. Adamlar aslında yalan söylemiyorlar. Adamlar öneren menajer diyor ki mesela. Kimi önersin? Kafadan atıyorum. Maximiliano Luarte diye bir futbolcu olsun. Maximiliano Luarte adlı futbolcuyu Fenerbahçe'ye öneriyorlarsa. Menajeri gidiyor diyor ki Fenerbahçe haberini kim yapıyor? En meşhurları kim? İşte Mustafa Hoca'nın. Kadıköy Sokak. Biz tabii orada değiliz. X, Y, Z diyelim. Kimseye de suç atmış olmayalım. X'e diyor ki sen bu haberi yap sana benden 1000 euro. 1000 euro da bugün iyi para. Şahsen bana 1000 euro verin. İstediğiniz her futbolcuyu getiririm yani hiç sıkıntı değil. 1000 euro verin yani bir ay boyunca haberini yaparım hiç sıkıntı değil. Her gün getiririm Fenerbahçe'ye. La 1000 euronun siz kaç lira ettiğiniz haberiniz var mı? Arkadaşlar 1000 eurodan bahsediyorum yani 1000 euro 19.000 TL. Mesela gurbette oynayan gurbetçi futbolcular falan varsa 1000 euro ne ya? 100 euro göndermem çocuğunuzun detaylı scouting analizini bile yaparım. Aşk olsun. Demek istediğimi anladınız değil mi? Şimdi bu haberde de şöyle bir durum var. Selahattin Baki ismi Fenerbahçe ile anılan Lokomotiv Mustafa'nın başarılı orta saha oyuncusu Dmitri Barinov hakkında Rus basınına açıklamalarda bulunmuş. Lan Rus basınına ne alaka? Yani Dmitri Barinov. Şimdi futbolcunun adını bile telaffuz edemememden anlamışsınızdır alakamızın ne derecede olduğunu. Yine de merak ettim. Yani Türkiye'ye gidiyorum açıklamasında bulunmuş. Geçtiğimiz günlerde Rus basınında konuşan Dmitri Barinov sezon sonunda Türkiye'den bir takıma transfer olacağını belirtmiş. Gideceği takımın Avrupa kupalarında oynayacak bir ekip olacağını belirtmiş. Ve Fenerbahçe'nin kendisinden ilgilendiğini açıkladığı aktarılmış. Yani adı Galatasaray'la da anılmış. Yani Barinov'un ismi yaz aylarında ya Galatasaray şu Evander miydi? İyi ki onu alamamış diyorum ben de. Türkiye'den Galatasaray'la anılmış. Yani listede olduğuna yönelik söylentiler Başakşehir'den yalanlama gelmiş. Yani Başakşehir'e mi gidiyor diye. Onlar da böyle bir söylenti ilk defa duydum demiş. Selahattin Baki. Rus basından Sports Express'e konuşmuş. İddiaların doğru olup olmadığıyla ilgili soruya Barinov'un Fenerbahçe'ye transferi mi
Böyle bir şey mümkün değil. Zaten kadromuzdaki oyuncularla yabancı sınırımız dolu demiştir Selahattin Baki. Yine de ben futbolcuyu merak ettim. Merak ettim. Bakın, futbolcunun transfer hakkında C işareti ve pazuvant var. Yani futbolcu takımın kaptanlarından biri. Birincisi, eğer ortada böyle bir şey yok ve bu futbolcu bunu yapıyorsa zaten Fenerbahçe'nin kapısından içeri girmesin. İkincisi, transfer market değeri 11 milyon euro. Yani imkanı yok bonservisten almanın. Üçüncüsü, sözleşme bitiş tarihi 2023 Haziran. Bak, bu olabilir. Dördüncüsü, yaşı 26. 11 Eylül doğumlu. Çok iyi. 1.81 boyunda. Ön libero. Çok güzel. Futbolcu 19 maça çıkmış. Bu sezon 1 gol 1 asist. 1673 dakika. Rusya milli takımıyla 14 maça çıkmış ki Rusya şu anda günahkar bir milli takım olduğu için çıkamıyorlar. Yani bu tip bir futbolcuyu isterim açıkçası. Yani yaza inşallah Fenerbahçe şampiyon olacak olursa, ne bileyim, belki Crespo'dan hani bedeller alarak, yüksek bedel alarak kurtulacağız. Kurtulacağız demeyeyim, yani yollayacağız diyeyim. Belki, ne bileyim, Araujo'yu satacaksın. Belki, ne bileyim, başka bir şey yapacaksın. Bu tip bir ismi isterim açıkçası. Niye istemeyim abi? Manyak mıyım? Niye istemeyim? Ama yani beklemeyin. Olur mu? Ben size başka bir isim vereceğim. Vereyim mi ismi? Aslında bildiğiniz bir isim. Alex Kral ismi. Şimdi Alex Kral, Spartak Moskova ile 2024 Haziran'a kadar sözleşmesi var. Dün Çek Milli maçında da izlemişsinizdir. 1.86'lık ön libero. Yani kıpır kıpır bir çocuk. Şu anda da Almanya'da kiralık. Çok yüksek 10 milyon euroları falan gördüğü oldu 23 yaşında. Şu anda futbolcu 24 yaşında. Biz asıl Alex Kral'la ilgilendik. Onu alamadık. Ama olmaz olmaz demeyin. Yani Fenerbahçe'ye bir Alex daha gelebilir. Biz Alex Kral'ı takip ediyoruz. Bilginiz olsun. Beşiktaş'la Fenerbahçe arasında kapışma, İngiliz basını ayrılığı doğruladı demiş. Şimdi ben bunu çok merak ettim. Dünya Kupası arası transferi daha yaklaşık 50 gün civarında bir süre var herhalde. Ve hem Fenerbahçe hem Beşiktaş transferde karşı karşıya gelmiş. İngiliz basından dikkat çeken bir detay açıklamış. A Spor'dan Fatih Burak Yıldırım'ın haberi arkadaşlar. Ben yine kısaltıyorum. Devre arasında iki kulüp de özellikle stoper transferi yapmak istiyormuş. Ve iki kulübün de hedefindeki isim Çağlar Söyüncü'ymüş. A milli takımımızın başarılı futbolcusu formadan uzak kaldı. Leicester City'de teknik direktörle papaz oldu. Yalnızca bir maça çıktı. Sözleşmesi de zaten yazın bitiyor. Ve kulüpten ayrılması beklenen 5 futbolcudan bir tanesi de bu. Bu arada Westergaard, Ayoze Perez, Dennis Pryd, Yuri Tielemans ile birlikte Çağlar Söyüncü de varmış. Vallahi isimler, özellikle Tielemans ismi çok tanıdık geliyor bir yerden ama şaka yapıyorum arkadaşlar, bu isimler yani boş beleş isimler değil. Ama Çağlar Söyüncü'nün hani yeniden yükseliş görmek istiyormuş taraftar ama menajerlerinin güveni kalmamış. 2023 yazında kontratı bitecek Çağlar, Leicester City'den devre arasında cüzi bir miktarla ayrılabilir demişler. Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş ısrarla istiyormuş. Fenerbahçe hocası Jesus da ilk 11'de oynayacak bir stoper bekliyormuş. Yakın zamanda Çağlar için sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Piyasa değeri 22 milyon euro. Kulübü Leicester sezon sonunda sözleşmesi bitecek olması sebebiyle makul bir bedelle gönderebilir demiş. Arkadaşlar, Çağlar Söyüncü için size çok ama çok net bir şey söyleyeceğim. Çağlar'ın menajeri bir İspanyol kulübüyle çok ama çok aşama kat etmiş durumda. Bakın, bir İspanyol kulübüyle çok ama çok aşama kat etmiş durumda. Yanlış anlamayın ama hani başka takım duyumu vermiş gibi olacağım ama ben zannetmiyorum o takımın elinden herhangi bir takımın alabileceğini, isim vermeyeyim. İnşallah bozulur, Fenerbahçe'ye gelir, ben isterim, Fenerbahçe'den iyi istemeyeyim. Kütür kütür futbolcu. Çatır çatır futbolcu. Yani futbolcu gibi futbolcu.
Ama gel gör ki yani beklemeyin arkadaşlar Çağlar. Ha ben isterim ki gelsin. Biz bu videodan ne anlayalım hocam? Kimi bekleyelim? Kaan'ı beklemeyin. Samet Akaydın'ı beklemeyin. Mert Müldür'ü 2024 Haziran'a kadar beklemeyin. Selahattin Baki zaten yönetimde onu bekleyin. Joshua King dönüyor. Dimitri Barinov bir ilgimiz alakamız yok. Hani sözleşmesi bitse de yok ama ister miyim? İsterim. Ama alakamız yok. Çağlar Söyüncü'yü beklemeyin. İmkansıza yakın bir transfer. Alex Kral ismini de takipteyiz. Bilginiz olsun arkadaşlar. İnşallah videoyu beğendiniz. İnşallah kanalı da beğendiniz. Aşağıdan abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ailemize katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.